Enteresan bir gün oldu bugün. Tekrar söyleyeyim, burada bir emek var ne olursa olsun, hiçbir masa bir hak etmiyor. Fakat son söz sizin. Buyurun, puanlamaya başlayabilirsiniz. Herkes puanlamayı yaptıysa buyurun kapatabilirsiniz. Sizce bu masada 4 var mıdır? Olabilir. Olabilir mi? Sıfır ihtimal. Kim vermiştir? Şu kesim 2'den fazla vermez. Bu kesim. Seni bilmiyorum. Belki ama şu kesim 2'den fazla vermez. Orayı hiç tahmin edemiyorum. Az bir bile çıkabilir oradan. Diyorsun. Yok, ıslak keki beğendiler ama ıslak kek olarak beğenmediler. Patatesi beğendiler ama beğenmiş gibi yapmadılar. Yok, herkes beğendiğini söyledi ki zaten. O biberden kaybettik. Menü biraz şeydi, vasattı. Sen 4'ü kimden bekliyorsun? Söyle bakayım. En pozitif benim ya, beklenti yüksek. Evet ya. Peki, bir var mıdır? Bilmiyorum. Emin varsa değilim. Varsa bayanlarda vardır diye düşünüyorum. Erkeklerde yok mudur? Yok. Niye, birbirinizi tutuyor musunuz siz? Tutuyoruz gibi. Kıyamazlar de falan dermiş. İki vermişlerdir diye düşünüyorum. Üçü zannetmiyorum. İki vermişlerdir. Bir çıkmaz. İhtimal vermiyorum ya. Peki arkadaşlar, masanızda bir puan. Ne yazık ki var. Haftanın ikinci günü ve bir puan birden fazla. Ha. Var mı söyleyecek bir şeyiniz? Merakla bekliyoruz. Peki masa puanınızı görelim. Sonra belki bir şeyler söylemek istersiniz. Şule ve Mustafa'nın masa puanı bugün 14. Kayınvalidelerin de puanı yok ve bugün 14. Zahide Hanım, şimdi Mustafa Bey'in emeği daha fazla olduğu için 14 puanı da Mustafa Bey aldı zaten. O kadar mı? O kadar diyoruz. Ben katılmıyorum. Tamamen yarışmacı zihniyetiyle konuşuyorlar şimdi, şu anda. Yok, hayır. Hiç alakası yok. Mustafa yani bu kadar övüp bir şeyleri de bu kadar düşük puan vermeniz tamamen yarışmacı zihniyetiyle alakalı. Övmedik. Hiçbir şeyini övmedik. Olmamış ki, neyini öveceğiz? Tatlıyı övdün. Tatlıyı övdün ama tahminen 1 puan verdin. Tatlıyı sen tamamıyla birinci olmaya gelmişsin buraya. Yani böyle eğlenmeye değil. Ama ben öyle olmayacağım. Yani bir sonraki günde beğendiğimi... Cuma günü özür diler misin peki? Niye özür dileyeceğim? Bir vermediysen. Ben öyle bir vermediysen bir vermediysen de iki vermişindir. Burada en bir iki kişi iki vermiş. Puana bakarsan çok fazla... Üç puanlık bir şey yok tam orada. Bir vermediysen Zahide Hanım bir özür isterim. Bilmem. Yani ben kimsenin bir hak etmediğini düşünüyorum. Ama bu arada seni de yanıltan bir durum var. Sen asla beyler vermez dedin ama onlardan da... Aha, şaşırdım. Ama yine söylüyorum, ben bu zihniyetle oy vermeyeceğim. Bir dahaki gün yine tadacağım, beğenirsem vereceğim, beğenmezsem vermeyeceğim. Öyle bir tadına göre veriyoruz biz. Çıkmayla alakası yok. Zaten eğlenmeye geldik ama bu kadar düşük puan gerçekten beklemiyordum. Hiç, yani hani o hepsini de kötülemediler yani. Sadece o kırmızı böreğe taktılar. Diğerlerini o kadar kötülediklerini düşünmüyorum. Hani bir puanlık ne varmış olan olsun. Tatlarının güzel olduğunu söylediler. Zahide Hanım. Yani kimse zaten biberin içerisine mısırı koymuşlar. Mısır zaten konserve mısır. Ekstra alıp haşlama gibi bir şey yapılmadı. Tavuk sonradan koyuldu ve hani çok geç koydular. Tavuk pişmemiş. Gerçekten pişmemiş. Onu tek tek yolduğu için pişmiş gibi gözüküyor ama pişmemişti. İçerisinin tuzu az, yeşilliği çok bol. Patates toplarına hiçbir şey demiyor. Sadece tuzu çok az geldi bana. Ama yoğurduyla, şekliyle ezilmesi falan çok güzel. Çok güzel ezmişsin. Gücünü sadece ona harcadın zaten. Ne yapacaksın? Keki de eşin yaptı artık. Peki var mı başka yorum yapma? Hep bu kız konuşuyor. Suçluluk psikolojisi olabilir diye yani. Ben şöyle ama Zahide Hanım bakın için... böyle diyor, ben bir özür isterim. İsterim. Cuma günü de söylerim. Hayır, sen bir vermediysen de iki vermişsindir. Üstü değil yani. Ben şöyle bakalım. Bir şey düşünüyorum. Söyle. Yani bayanlar genel olarak keke basit gözle bakıyorlar. Yani öyle günübirlik çırptığımız bir şey gibi düşünüyorlar. Bence puanlar ondan biraz düştü.
Şule'cim sen de inkar etmiyorsun zaten. Bu masada bugün yemek yoktu. Zaten biz ana yemek olarak bir şey yapacağız demedik ki. Biz ama yemek gün yemeği olarak yaptık. Ama işte gün de olmamış. Biz bana göre oldu mesela. Peki burada bir şey daha oldu. Çok özür diliyorum. O kısmı artık kapatalım diye. Bir kişi puanını değiştirdi. İçinizden birisi. Tabii ki biz onu gördük. Önce bir puan verdi. Sonra sildi ve iki puan verdi. Kim olabilir? Adeviye. Tipinden beni. Bunlar susuyorlar, konuşmuyorlar ya, o yüzden bana yükleniyorlar. Hayır, zaten ben beni rakip görüyorlar. Aynı şekilde tabakta da aynı şeyi söyledim. Yani şimdi sana, senin tabağınla onun tabağını kıyaslarsak tabii ki de senin tabağın. Yani yapılmış bir şey var ortada. Tabii ki sen de yaptın, ben sana yapmadım demiyorum. Ama bir tık daha bir şey daha olmuş olsaydı, bir tık daha hani belki daha iyi olurdu. Biri hak ettiğini düşünmüyorum, o bayağı kırıcı bir şey yani. Biri hiç kimse hak etmiyor zaten. Biri hiç kimse hak etmiyor. Yani çok ayıp etmiş kim varsa. Yani biri hiç kimse hak etmiyor. Birden çok kişi de verdi. En azından bir iki oldu sonrasında. Lütfen siz sohbetinize devam edin. Bir kişi de vermiş. Birden fazla kişi vermiş. Evet. Ama bir verilmez ya. Verilmiş. Aslında evet, görseli güzel ama biber hani pişseydi daha güzel olabilirdi. İçinin tadı tuzu yoktu. Tavuk yani çok da pişti. Yani hepsi doğru söylüyor aslında. Toplar güzeldi fakat tuz yoktu onda da. Tatlıyı ben beğendim. Çok çok ıslak olmasından ziyade bu hali hoşuma gitti. Yani keki çok güzeldi. Evet, daha çok ıslatabilirdi. Allah'ım hadi bakalım şimdi dünkü tabağa göre. Tabii ki bugünkü ne yazık ki kötüydü. O yüzden... üzülerek. Ama onlar dünya tatlısı bir çift. Burası da hayatın başı ya da sonu değil. İşte eğleniyoruz yani. Biz buraya bak yarışmaya gerçekten kazanmaya gelmedik. Öyle bir niyetimiz yok. Biz eğlenmeye geldik ama. Peki. Hep beraber eğlenmeye devam edeceğiz. Daha pişmemiş 3 tabak var. Yarın saat 14'te görüşmek üzere efendim. Sizi çok seviyoruz. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.